Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. İslamımız tarihindeki ulu insanlar, şahsiyetleri hakkındaki dersimizde hoş geldiniz. Biz bu derslerimizde, braderler, ümmetinin en ulu kişileri hakkında, sahabalardan keyingi davrlarda yaşayan ulu insanlar hakkında suhbat kılıyoruz. Biz mana shu ulug' insonlarga iqtido qilishni xohlaymiz. Qanday yo'l tutsak, nima ish qilsak, avvallari ummatimiz boshqa ummatlarning orasida peshqadam bo'lgan bo'lsa, peshqadamlikka qanday qilsak olib chiqamiz, birodarlar. Siz bilan bizda ibdo, ulug'lik, yuksaklik, peshqadamlikka qarab harakat bo'lishlik kerak. Bu narsalar nima? Bir vaqtincha kelib qoladigan ilhom, vaqtincha bo'lib qoladigan bir iqtidormi? Yo'q, birodarlar. Bu muodala. İlhom, mehnat, e'tibor, tarbiya, jiddujahd va mustahkam irodalarning majmuasi yig'indisi. Mana shu narsalar siz bilan bizda bor bo'lganda, inshaalloh ummatlar orasida peshqadam ummatga aylanamiz. Biz bu darslarimizda ummatning orasida eng ko'zga ko'ringan kishilar haqida dars qilyapmiz. Bularning ichida ulamolari bor, tabiblari bor, faqihlari bor. Albatta mana shu ulamolar ümmetning hazoratini barpo qilishida ularning hissasi juda ham katta. Ulardan tashqari yana biz tabobatda, ruhoniyatda musulmonlarga ibrat bo'lgan kishilar haqida ham suhbat qilamiz. Bugungi darsimiz Abdul Qodir Jiloniy haqida. Abdul Qodir Jiloniy. Imoniyat va ruhoniyat ilmining cho'qqisiga yetgan ulug' imom Abdul Qodir Jiloniy haqida suhbat qilamiz. Bu kishi sufiya tariqatlaridan Jiloniya Qodiriyya tariqatining asosisi. Bizda sufiylik deganda, tariqat deganda ayrim odamlarning kallasiga darro kufr, shirk, kufr, shirk degan narsa keladi. Bu kamoli diniy bilimlarda bilishimiz qanchalar sayozligi, ilmimizni sayozligidan. Agarlar bu sufiylik degani ayrim odamlar o'ylaganda hammasi bir chekadan kufr, shirk emas. Bugun mana shu sufiylik haqida, tasavvuf haqida suhbat qilamiz. Chunki bizi bugünkü kahramanımız Abdul Qodir Jiloniy mana şu tasavvuf ilmida, ruhaniyat ilmida en yüksek cho'qqiga erişgen kişiydi. Bizi sufi deganda şu dünyada hem yoqdan voz kechgan, baloqcha qimaydigan, g'orda yashaydigan, yirtqich choponni kiyadigan, faqat birovlarni tashagan ihsonni yeydigan uchinchi sortda odam tushunamiz. Bizda shunaqa tasavvur bor. Lekin unaqa emas, birodarlar. Unaqa emas. Abdul Qodir Jiloniy ayrim kişiler sufiylik haqida eshitishi bilan o'zlarini noqulay his qiladida, küfür, şirk, küfür, şirk degan so'zdan nariga o'ta olmaydi. Sufiylikda hammasi buni qamas. Haqiqiy sufiylik birodarlar, tasavvuf ilmi dinimizning, ummatimizning bir qismi. Ahli sunna ulamolarini mana shu ulug' imom haqida, Abdul Qodir Jiloniy haqida aytgan so'zlarni eshitamiz. Shunda ehtimol sufiylik haqida siz bilan bizda to'g'ri tushuncha paydo bo'lar. İbn Taymiyya, İbn Rajab Hanbali, İbn Kasir ve başka kibar ulamalarını Abdul Qodir Jiloniy haqida aytgan sözünü eşitamiz. İnekin ha, biz o'ylaganchalik tor doiramasak ham bu sufiylik degan xulosa kelamiz inshaalloh. Abdul Qodir Jiloniy haqida gapirmoqchi bo'lsak, biz nasl nasabi eng ulug' odam haqida gapirishimizga to'g'ri keladi. Bu kishi Ahli Baytdan. Abu Solih Sayyid Muhyiddin Abdul Qodir. U kishi Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhuning, Fatima Zahroning o'g'li Hasan roziyallohu anhuning zurriyotidan. Nasl nasabni qarang birodarlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sulolasidan bo'lgan inson haqida so'z gap aytmoqchimiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Abdul Qodir Jiloniyning o'rtasida 11 ta avlod bor. Ya'ni 11-chi otasi Abdul Qodir Jiloniy edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'ladi. Bu ota tarafidan bo'lgan nasabi. Endi ona tomonidan. Ona tarafidan kimdan nasl nasabdan? Onasi tarafidan bo'lgan nasabi ham Rasulullohning oilasiga borib taqiladi. Abdul Qodir Jiloniyning onasi payg'ambarimizning nabirasi Husayn roziyallohu anhuning zurriyotiga borib taqiladi. Qarang, ota tomoni Hasan ibn Ali roziyallohu anhu, ona tomoni Husayn ibn Ali roziyallohu anhu tomonidan. Eshitdinglarmi shu nasl nasabni? Bundan ortiq oliy nasl nasab bo'ladi birodarlar. Tushuntira oladimmi? Hasan bilan Husayn roziyallohu anhumoning zurriyotidan tug'ilgan
insan bol yaptı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ailesinden, Ali ve Fatime raziyallahu anh'ın zürriyatıdan, Rasulullah'ın gözünü kuvançı, kalbini çiçeği bogan Hasan ve Hüseyin raziyallahu anh'ın zürriyatıdan, Rasulullah'ın ahli beytiden, biz her namazımızda bu aileye salavat etmemiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Mana shularga salavat aytamiz. Demek Abdulqodir Jiloniy ahli baytdan. Ahli baytdan. Yana bir tomoni Abdulqodir Jiloniyni nasabini bir tomoni Abu Bakr Siddiqqa ham bog'lanadi. Abu Bakr Siddiqning zurriyotidan bo'lgan Muhammad ibn Talhani ayoli Ummu Salama Abdulqodir Jiloniyni ona tomonda yana bir urug'i bo'ladi. Demek Rasulullohning oilasi Abu Bakr Siddiq raziyallahu anh onu ailelerden buladı bu kişi. Abdulqodir Jiloniy 470. Hicri yılda Rabiul Sani ayının 9. günü de Fars'ın şimal-garbıdaki Jilon deb nomlanadigan şehirde tug'ildi. Çünkü Abdulqodir Jiloniy deyiladi. Tug'ilganidan keyin otası vafat etti. Abdulqodir yetimlikda ulg'aydi. Birinci dersimizde aytganmiz yetimlik mana şu İnsanlarda ulg'ulikka olib borgan sabablardan bittasi. Shunday dedik. Çünkü otası yok, yetim bola ertaroq ulg'ayishga majbur bo'ladi. Ertaroq mas'uliyatni his qilishlikka majbur bo'ladi. Ertaroq katta bo'ladi. Ha, endi albatta otası o'lgan bo'lish kerak, bolasi ulug' odam bo'lish shunday degan gap yo'q. Lekin mana shu biz tarixni o'qib o'rgangan olimlarni juda ko'pini qarasak, shularning hayotida yetimlik degan narsa bo'ladi. Bundan xulosa qilamiz ki, otalar farzandlari esi hushini tanib, ozgina bir mas'uliyatni ko'taradigan holatga kelganda tizginni solib, yelkasiga o'tirib, maqiyurasan qilib majbur qilmaslik kerak. Ha, adashgan, qoqilgan joyda to'rlab suvga soptiramiz. Ammo tamomiy ixtiyorni qo'limizga olmaymiz. Mol bo'lib qolmasin. Bor, go'shatga desa, yo'q bo'lsa nima qilay? Yo'q bo'lsa nariga do'konga bor. Unda ham yo'q bo'lsa nima qilay? Bilasizmi shuna qo'yib qo'ygan. Chunki bir marta xato qilganda pachaqini chiqargansiz, shuncha qo'qib qo'ygan xato qilgan. Ukam borsin deydi. Bering o'shib bo'ldi, bir marta qattiq go'shab kelsin, bir marta achigan kartishgan olib kelsin. Zo'r kartishgan olib kelsin o'g'lim. Mana deysiz, o'tkizib turib, keyin tushuntiring. Endi mana qasini olsiz, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Biz unaqa emas. Odamlarga chachomagan zaharimizni, ko'chadan top kelgan negativimizni, salbiyatimizni bolalarimizga chachib turma qilamiz. Tushunarlika? O'g'il bolalarda xususan shu esini tanib, oq tuxoradan ajratadigan bo'lib qolgan paytda ozgina erkinlikni berish kerak o'ziga. Gapini olmasiz ham maslahat solib quloq solib qo'yish kerak. Islomda farzand tarbiyasi degan darslarimizda aytganmiz. O'g'lim, qanaqasini olaylik? Mana qolaylik, mana qol. Bari o'zi aytganingizni qilasiz. Lekin meni fikrimga quloq solyapti deydi. O'zini nima his qiladi? Agar siz uni ko'nglini ko'tarib turmasangiz, kim uni ko'nglini ko'taradi? Demek Abdulqodir Jiloniy yoshligida otasi vafot etgan, yetimlikda o'sdi. Yoshligidanoq dunyodan zohid bo'lib ulg'aydi. Oxiratga iqboli, shariat ilmlariga bo'lgan harisligi shunda ko'zga ko'rinib turardi. Yoshligidan Allohning valilaridan ekanligini bir alomatlar, ishoralar bor edi. Abdulqodir Jiloniy yoshligini Jilon shahrida o'tkazdi. Lekin bu Jilon shahri u kishining rag'batini qanoatlantira olmas edi. Sababi ilim markazlardan emas. Shuning uchun ana shu davrdagi madaniyat, taraqqiyot, sivilizatsiyani eng ko'zga ko'ringan nuqtalaridan Bag'dodga borishlikni qasd qildi. Birodarlar, Bag'dod ana shu davrda o'zini ayni rivojida edi. Iqtisodiy tomondan ham, ilmiy ma'rifiy tomondan ham, askariy tomondan ham rasa rivojlangan davr edi. Safar qilmoqchi ekanligini onasiga aytdi. Va o'zini talabada qattiq turib oldi. Onasi unga qarshilik qilmadi. Chunki shaxsiyatidagi zakovatni, fahmni, ilmga bo'lgan harislikni ko'rdi. Bu vaqtga kelib onasi yoshi 70 ga yaqinlashib qolgan edi. Endi ketadigan bo'lsa, uchrashmay qolishligi ko'proq edi. Shuning uchun yig'ladi, lekin ko'z yoshlarini yashirdi, berkitdi. O'g'lini safarga tayyorlay boshladi. Ketadi, endi ko'rishmasligi mumkin. Lekin o'g'li bilan o'zining bobosi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning bayrog'ini ostida bir kun jamlanishidan umidi bor edi qiyomat kunida. 40 dinor oltinni kiyimini bir alohida bir joyga tikib bekitib berdi. Bu nima degani? O'qishga pul sarflash kerak degani.
o'qishga pul sarflashni kerak degani. Maktabga pul berish kerak degani akalar. Remontga pul so'rab kelgan paytda tutamaslik kerak degani. Sizlardan taqamasa ham o'zingizlar olib borib maktabga o'qituvchilarga xolos shu maktabni yurashinglar kerak degani. Maktab ana qolib ketdi, maktab o'qitmay qo'ydi. A siz o'chog'iga 2 lopaka ko'mir tashladingizmi borib? Qaysi yurtda maktab o'qituvchilar qadrlanar ekan, ko'tarilar ekan shu yurt o'sadi. Qaysi yurtda maktab beparvo tashlab qo'yilar ekan bu yurt o'smaydi. Germaniyasi yo Fransiyasi yoki bo'lmasa Amerikasi nimasi bilan o'tib ketyapti boshqalardan? Mana shu texnologiyasi bilan. To'g'rimi? Mana-mana deb qo'yibdi, programmani qilyapti, pulni to'layapsizlar, shikiradi. Tillamayapti ham. Yoqasi kiram bo'lmayapti. 5 kilo yuk ko'tarmayapti. Mana-mana qilibdi, bitta prilojeniya ishlab qo'yapti. 40 dinar oltinni kiyimini bir joyga berkitdi-da, tikib qo'ydi. Va aytdi, hech qachon yolg'on gapirma bolam. Chunki mo'min kishi yolg'on gapirmaydi deb vasiyat qildi. Abdul Qodir Jiloniy jasadi nozik edi, bo'yi baland emas, past emas edi. Xulqi. Bu kishi imkon boricha yosh bolalar bilan birga turishlikka, faqirlar bilan birga o'tirishlikka haris edi. Onasini vasiyatiga haqiqatan amal qilgandi. Hech qachon yolg'on gapirmadi. Bag'dodga bir karvonga sherik bo'lib yo'lga tushdi. Yo'lda karvonga hujum qilishdi qaroqchilar, karvondagi hamma odamlarni borini tortib qo'yishdi. Bu bolani ham 18 ga kirgan bolani titkilashuvdi, hech narsa topishmadi. Keyin nimang bor deyishuvdi, 40 dinar oltinim bor dedi. Yana titkilovdi, yo'q. Masxara qilyapsanmi bizni dedi. Yo'q dedi. Nimang bor deb so'rashdi yana. Ha 40 dinar oltinim bor dedi. Chiqar deyishdi. Chiqarib berdi. 40 dinar oltin. Shunda boyagi qaroqchilar bu ishdan hayron bo'lib o'zini boshlig'ini, raisini chaqirib kelishdi. Bu bola sog'mi, jinnimi? Topolmay turgan joyda o'zi 40 dinar oltinim bor deb chiqarib berdi. Boyagi qaroqchilarning boshlig'i kelib, nimaga uni qilib chiqarib berding deb so'radi. 18 yashar Abdul Qodir, men Allohga va onamga hech qachon yolg'on gapirmaslikka va'da berganman deb javob berdi. Ular molingni, joningni totib olasizmi dedi. Ha, hech qachon yolg'on gapirmayman dedi. Alloh azza va jalla mana shu qaroqchining qalbiga birodarlar, shu yerda bir yorug'lik tushirdi. Bu yosh bolaning so'zini eshitib turib titrab ketdi. Kel, meni kechirib qo'y dedi. Meni kechirib qo'y. Uzrimni qabul qil, tavba qilaman dedi. Kel, seni qo'lingda tavba qilay dedi. Va qaroqchilarning boshlig'i va qaroqchilar shu yerda tavba qilishdi. Birodalar, mana sodiqlik, rostgo'ylik Abdul Qodir Jiloniyning axloqi edi. Agar yolg'on gapirish mumkin bo'lsa, shu yerda gapirish kerak edi. Agar yolg'on gapirishga majbur bo'lgan holat bo'lsa, mana shu holat edi. Ammo shu yerda ham rost gapirdi. As-sidqu manjat, rostgo'ylik najot keltiradigan narsa. Abdul Qodir Jiloniy faqirlar bilan ko'p ham suhbat bo'lar edi. Izzat nafsi baland edi. Yosh bolalarni erkalatardi, ularga kichik fe'li qilar edi, ammo hech qachon mansabdorlarga, puldorlarga, kiborlarga o'rnidan turmas edi. Ko'ryapsizlarmi tavozunni? Hech qachon hojatini so'rab sultonning eshigiga, badavlat kishilarning eshigiga yoki sultonning noiblarining eshigiga borib so'ranmas edi hojatini. O'zining hamasirlarini hammasi uning go'zal xulqini, oliy himmatini, Alloh uchun bo'lgan kamtarlik tavozusini, saxovatli ekanligini tan olishar edi. U kishi haqida ulamolar aytgan so'zlari, u kishini o'zini so'zdan o'qib beraman, haqiqatan ruhoniyat ilmini ustozi ekanligiga guvoh bo'lasizlar. Abdul Qodir Jiloniy aytar edi. Hamma amallarni tekshirib ko'rdim. Qorni ochlarga taom ulashlikdan ko'ra yaxshiroq amalni topmadim. Chiroyli xulqdan ko'ra sharafliroq amalni topmadim. Eng zo'r amal ochlarning qonini boqish ekan, eng sharafli amal go'zal xulq ekan. Aytar edi, agar dunyoni hammasi meni qo'limda bo'lsa, hamma qorni ochlarni taomlantirgan bo'lardim. Mana shu meni orzuyim dedi. Uni talabalardan biri ustozini malomat qilib, itob qilib, qo'lingizga dunyo kelib tursa ham doim faqirsiz ha dedi. Yo'q bo'lsa ham mayli edi. Endi qo'lingizga dunyo kelib turib ham faqirsiz deganida nima qilay? Kaftim teshik bo'lsa nima qilay dedi. Ya'ni qo'limda dunyo turmaydi.
Onda bir anası sabit durmuyordu. Eğer 1000 dinar kolumda bugün kese, bugün üyümde tünemiydi bu pul dedi. Yani etlemen geçirmek var hemen, tarikatı bir var hemen. Demek o imaniyet, ruhaniyet bilen, uluğ ahlak bilen başkalardan acilalıp durar dedi. Abdülkadir Cilani'nin nezdinde ilim uluğ amel idi. İlim, Abdülkadir Cilani'nin nezdinde uluğ amel idi ama güzel hulktan keyingi orunda turadigan ikinci amelde bir arada. Hulk, keyin ilim. Ana şu salaflar açtıyor. Ey ahli Kur'an. Kur'an sizlerini kalbinizge nimani ekti? Zira Kur'an kalplerinin baharıdır. Kur'an yatlagan, kalbide Kur'an'ı bar adam, başka adamlardan farkı buladı. Kalbide bahar oladı onu. Hulku yakşı buladı. Eğer biz okuyakken ilmimiz ülkeler, eşken maruzalarımız, yatlagan Kur'an'ımız, yatlagan hadisimiz, örgengen ilmimiz, ahlakımızı güzel kımagen bulsa, bu ilim bizge fayda kımaptı. Kendine bir katar veremeyen yana. Eğer biz örgeneke ilmimiz, eşteke maruzamız, yatlagan Kur'an'ımız, yatlagan hadislerimiz, hulkumuzu çıralı kımagen bulsa, bu ilim bizge fayda kımaptı. Eğer kibir bulsa, kattalarda savatsız dese, kişkinelerde yaşbala deyip durup, özümüzü başka şahsı kılarken bulsa, bu ilimimiz yapar. İlim sindiradı. İlim insanını, kibirini sindiradı. Hulkunu ıslah kıladı. İlim birleştiradı. İlim bölmeydi. Yani katara ötemen, ilim örgeneke ilmimiz, bizi başka Müslümanlarda yaş görüp, onlarda özümüzü aki ülkemiz de görüşlük ki abarmayken olsa, bizge okutulayken ilim ilimmeseken. Tasavvuf ilmi hakkında ne mi bilemez? Meşhur hadis, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarla oturgenlere de Ömer ibn-i Hattab'ın rivayeti, Beynime nahnu culusun inde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi. Saç sakalı kapkara, kıyımları appak. Lekin biz hiç kaysımız tanımadığı adam Resulullah'ın aldığı gelip oturdu. Tizzasını Resulullah'a tizzasını tekizdi diyebdi Ömer ibn-i Hattab. Kolunu özünün tizzasını koyup Peygamberimizden 3-4 soru sordu. İmanı mı? İslamı mı? İhsanı mı? İman. İman nimeligini örgütadigan ilimde adı? Akide. İslam nime ekenligini örgütadigan ilimde adı? Fiqh. İhsanda örgütadigan ilimde adı nime? Mana şu tasavvuf boladı. Şunalli mi? Akide siz bilen bizi imanımızı nimeligini örgütadı. Fiqh ilmi İslam amellerde örgütadı. Yani iman ne madde oldu? Ona 7 tanesi iman keltiriş. İslam ne madde? 5 tanesi. İhsan ne madde oldu? Ente abudallaha ke enneke tarahu. Allah'ını körüp dururken indi ibadet kılışın ihsan. Gerçi sen Allah'ını körüp bekken bu senin, Allah seni körüp durdu. Bizim en şu üçüncü punktumuz cüdiyem hıra. İlim okuyakalarımızı hıra, o başkalarını koyun. Ruhaniyatımız kurup gitken. Mana şu kalbimizi yumuşatadigan, ruhaniyatımızı kötaradigan, kalbimizi musaffa kıladigan, Allah'a yakın kıladigan ilim ekele tasavvuf ilmi. Sopu deseyle sırası şirkli küfürlü düşünmeyeler ekele. Tasavvuf diyem ekele özünü sofiliğine hem taza bugen, sağlam akide üstte de şer'i ilimlerden çıkmayan görünüşeyen var ve ondan çıkıp yetken görünüşeyen var. Lekin taassub bizge sofiler degani fakat gene şu ramkadan çıkıp yetken sofilerde videosunu koyup mana sofiler, mana kafirler, mana müşriler deyip durup bizge notoru şunca beri koyadı. Ana şu braderler, Abdülkadir Cilani sofilik tarikatlarının birinin asasısıydı. Hem adamlar öyle gendik batıl sofilikmez, sünnetki muvafık, sağlam manhaj üstüde bulgen sofilik. Ana şundaki sahih sofilik yolunu başlıklardan biri Abdülkadir Cilani buradı braderler. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف عبد القادر جيلاني رحمة الله عليه هكذا درس başlayan edik bugün inşallah devam etkizgen bolamız tasavvuf ilmini eng ulu ustazlardan sofiliğinin eng yorqin ko'zga ko'ringan ulug' shaxsiyatlaridan Abdulqodir Jiloni. Kechagi darsimizda sufiylik nima, tasavvuf nima, bir qator yengil bir
tushuncha bergan edik. İnşallah devam edeceğiz bulamız. Abdülkadir Jiloniy sufilik tariqatining eng ulug'lardan birini asoschisi. Odamlar o'ylagandek sufilikni hammasi unaqa botil shirk kufr emas. Sunnatga muvofiq sog'lom manhaj usta bo'lgan tariqatlar ham bor albatta. Ana shunday bir sahih sufilikni asoschilaridan biri Abdülkadir Jiloniy. 488 yılda Abdülkadir Jiloniy Bag'dodga ilm talabida keldi. Bu paytda u kishining yoshi 18 edi. Bu vaqtda Bag'dod o'zini eng yuksalgan davrida edi. Iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan, askariy jihatdan Abdülkadir Jiloniy o'zi bilan olib kelgan pulni sarflab tugatdi, qo'lida puli qolmadi. Mana endi sinovlarga, imtihonlarga duch keldi. Og'ir imtihonga duch keldi. Yo'qchilik. Musofir yurt, bironta bir tanishi yo'q. Ammo mana shunday bir qiyin holatga qolsa ham odamlarga hojatini aytmadi, ularga borib so'ranmadi. O'zi haqida aytadi, daryoda oqib kelayotgan yesa bo'ladigan saratni terib yer edim. Xaroba bo'lgan uylarga borib tomlarida tunar edim. Arzon, napis kiyimlarni, yamalgan kiyimlarni olib kiyar edim. Buni ko'rib odamlar meni jinni deb laqamlab qo'yishdi deydi. Ya'ni ko'ring, suvdan turib tutib men narsalarni yeydi. Xaroba uylarni tomiga chiqib yotadi, yirtiq yamoqlarni kiyib yuradi. Kim bu kişi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zürriyatıdan mıydı? Hasan ve Hüseyin raziyallahu anh humalarının zürriyatıdan mıydı? Uluğ insanlar bana şimdi bir halatta hem taslim bu miydi? Ana şu uluğluydu bitti alamatı şu. Hayatta zarbalarını kötere aladı. Hazır günde siz bulamız ne kadar şimdi kişilerden ibret alışı muhtaçımız. Bir işe kirişemiz az gene bu masaya şartta olamız. Buradalar taslim bulsak imtihonga, mashaqqatga, qiyinchilikka o'ylamaylik, taslim bo'lganimizdan keyin oson bo'lib ketadi deb. Taslim bo'lganimizdan keyin yana ham qiyinroq bo'ladi. Nafsi Bag'dodni tashlab chiqib ketishi haqida gapirishni boshladi. Chunki aytayapmiz, bu kishi ulug' xonadondan, nasl nasabi juda ham oliy bo'lgan inson. Nimaga endi bunday bir xorlanib yurishligi kerak? Ammo Alloh taolo u kishini qalbini sobit qildi va maqsadiga yetish uchun ilmga bo'lgan intilishiga Alloh taolo sabrni ham berdi. Sabr qanoat qildi. Mana shunday bir qiyin kunlarni boshidan o'tkizdi. Natijada 13 ta ilmda Bag'doddagi kibor ulamolar bilan o'tirib bahs munozara qiladigan martabaga yetdi. Mana imomi Abdulqodir Jiloniy mana shunday bir mashaqqatli kunlarni boshidan o'tkizdi, sabr qildi. O'zi dunyo sabr hovlisi birodalar. Va tavaso bis sabr. To'tta sifat aytilganda dunyodagi xusrondan qutuladigan odamlar iymon, amal, bir-birini haqqa chaqirish va sabr deyilgan. Har qanday ishda sabr kerak. Xoh tijorat bo'lsin, xoh ilm bo'lsin, xoh boshqa narsa bo'lsin. Abdulqodir Jiloniyga qattiq ta'sir ko'rsatgan kishilardan biri bu Abu Xomid G'azzoliy rahmatullohi alayh. Abdulqodir Jiloniy mana shu ulug' imomning yo'lidan yurdi. U kishiga keyinchalik mana shu kitoblariga, ilmiga o'zgartirishlar kiritdi. Imom G'azzoliyni ayrim keltirgan hadislarini tuzatishlikka ham bu kishi muvaffaq bo'ldi. Abdulqodir Jiloniy o'zining davrida ko'p muhaddislardan hadis eshitdi. Yana fiqhni, adabni, lug'atni ta'lim oldi. Juda ko'p shayxlardan shar'iy ilmlarni deyarli hammasini oldi. Demak, umrini avvalida o'ziga ilm jamlashlik bilan mashg'ul bo'ldi. 30 yoshgacha aytdi-ku, bu ulug'larning sirini qaraydigan bo'lsak, hayotini kuzatsak, bu ulug' insonlar 30 yasharigacha faqat o'zlariga nima qilgan? Jamlagan. Shunday qilib, ilmda shunday cho'qqiga yetdiki, Bag'dodning muftiysi bo'lib yetishdi. Arig'dan oqib kelayotgan mevani yoki nonni parchasini yeb, yamoq kiyimlarda kiyib, xaroba uylarda tomida yashab yurgan Majnun deb laqamlangan yigit mana endi Bag'dodning muftisi martabasiga yetdi. Keyin qalb murabbiylari va iymoniy haqiqat ahlining kiborlari bilan ham suhbat bo'ldi. Ulardan Abdulqodir Jiloniy haq tasavvuf ilmini o'rgandi. Shunday qilib u kishi o'zini, shaxsiyatini shar'iy ilmlarni o'rganishlik bilan yuksaltirdi. Endi tasavvuf ulamolarining qo'lida o'zini ruhoniyatini yuksaltirdi. Mana shundan keyin tasavvuf ilmining ulug' kishilaridan bo'ldi, o'zgarishi bo'lmagan haq tasavvuf. 521
yılı Şavval ayda Mahrami Madrasası'da vaaz kılgen oturdu. Vaaz nasihat kılgen. O kişinin maizeleri, maruzeleri cüde tasir çenedi. Ruhaniyeti aliydi. Şer ilmlerge esaslengen, inhirafsız bolgen ruhaniyet tasavvur. O kişinin bana şimdi bir ilmi, ruhani, ligi aliy bolgen meclislerge keladigen kişilerin adadı 70 mindege yetti deyiladi. Kanaklı beşken degen savalı öz-özden tuğuladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haç kıyanları da uzat bilen 100 binden ortalık adam haç kıyan. Şimdi uzat bu kişilerge vaaz kıyanı da yapırganlar. Nandarada turgan bir adam eşitip kattara kılıp arkadayla yıkaytargan. Şimdi kılıp arkadaya kaytarıp şimdi eşitişken. Abdülkadir Cilani'nin meclisi de hemen şimdi kişiler 70 bin yeterdi. Mustahkem ilmi kalbedeki çukur imanı unutulige buradalar hikmet bulup çıktı. Etti ki kalptan çıkan söz kalpge burada. Tilde üçüden çıkan bir söz kulağdan uyakı götmeydi. Bu kişi kalptan yapırdı, şunun için kalplerini egelledi. Bu kişinin kolada ulamalar, fukuhalar, muhaddislerden ibaret köp kişiler talim alıştı. İlim tamamından Bağdat'ın müftisi buluştuk derecesi yetti. Ruhaniyet tamamından bana şimdi bir âli mertebe gelişti. O kişiye savallar kese derhal cevabını yazıp bir arada müfti sıfatı da. Yani arkaya kaçlıkke, oylanıp körüşlükke hacet bulması da. Yani elbette bu şari ilimlerde kançalar o kişi mustahken bokenliğinin dalili buladı. Abdülkadir Cilani ikide mezhabının fakihiydi. Hanbali mezhabının, Şafii mezhabının. Meşhur İmam Muhyiddin Nevevi aytadı. Abdülkadir Cilani Bağdat'taki Şafii ve Hanbali şeyhlerinin seyyidiydi. Özünün zamanası da ilimdeki peşvalik onun kolidiydi. Onun subatıdan İrak'ın köplegen kibar alımları yetişip çıktı. Yani o kişinin ilim meclisleri de keyinceli İrak'da közgü körünge alımlarının ekseriyeti Abdülkadir Cilani'nin kolida talimi geldi. Ülke mertebeler egesi bulgen köp kişiler ham Abdülkadir'nin şagirdleriydi. Abdülkadir Cilani maşayih ve ulamalların hürmetine sazavar buldu. Ular onu sözüye kaçışar ve çıkarken hükümlerini elbette kabul kılışar idi. Her taraftan tasavvuf, ahlı sülük egeleri onun sohbetine şaşılar idi. Bu tasavvuf, bu sufili buradalar, yana kaytavaytamız, kitab-ı sünnetki muvaffa bugün hak tasavvuf, sufili idi. Her bitti kılayken işe yapırken yapı kitab-ı sünnetki asaslengen, hüccet dalili var. Sağlam akideden çıkıp gitmegen tasavvuf. Bana şu bir uluğ alımını etken ayrım hikmetli sözlerden buradalar namunları okuyunuz. Üç şey tarihden. Dünyanı kalplerinizden kolinizge çıkarayım. Elbette bunda kılıçlık sizlerge zarar kımıydı. Dünya ya kalpte boladı ya kolda boladı. Ya kalpta ya kolda. Kalbilerdeki dünyada kol ile çıkarırlar. Bunu sizlerge zararı teymiydi derede. Yine ayet arada. Kalplerinizin eşiğini aldı da turunlar. Allah onge kirit degen asanı kiritinler. Ondan çıkar degen asanı çıkarınlar. Eğer kalbinizini hava ingizge taşlayıp koysanız elbette halak bulasızlar. Yine ayet arada. Takdirge taslim bulup oturgen kişi hakiki erkek kişimez. Bu yanı şuyken indi, bu yanı buldu indi, takdirdeki buladı. Degen söz var o. Takdirge tamamı taslim bulu oturvalıştık, hakiki erkeği işimez. Belki hakiki erkek kim? Kadarını kadar bulan kaytaradığın kişi. Allah da Allah köşeye çıksız, başınızı hül buluştuğunu takdir kıyan bulsa, zontik tutmasız hül buladı. Şimdi zontik tutuşacağım takdir kıyan. Siz zontik tutup çıkarsınız, başınız hül müydü? Çünkü hani bu dinde kendi düşünüş gerek. O kişi kaza kadarını takdirini kendi düşünüyor. Özge sofiliğinde dava kıyan ayrım adamlar kişiler sıkılmasın gelip kele orada dedi bu gırt natı orada. Kadarge taslını bulup oturgen kişi hakiki erkek kişimez. Belki kadarını kadar bulan kaydırgen kişi hakiki erkek kişi de yaptı. Kim? Bana şu sofilerin ustazı bugün Abdülkadir Cilani. Yine aytadı. Eğer kalbini mayda nasalar bilan toldurib oladigan bo'lsang, unda katta nasalarga o'rin qolmaydi. Qalb xuddi ekinzorga o'xshaydi.
Eğer onu faydalı ösümlükler bilen ekip doldurmasayın, faydası sassık köketlerine ösüp dolup getirdi. Şunu alayım mı? Bana kitap okuyumuz, maruza işlemiz, bir ruhaniyatımızı terbiye ediyor, nasalarda örgenip, kellemizi doldurmasak, bu kelle başka nasabla dolup kalırken. O kişi aytar edi. Halis ekenliğinin alameti, ihlasının alameti, odamlar seni maqtashi yoki yomonlashlariga parvo qilmasligingda, odamlarning qo'lidan ta'ma qilmasligingda, balki rububiyatni haqqini ado qilishingda va ne'mat uchun emas, ne'matni beruvchi uchun amal qilishingda. Bersa emas, bersangina shukr keltirish emas, shu zot senga iymonni berganligi uchun shukr keltirishing. Qo'lingda garchi dunyoing bo'lmasa ham. Bu yerda juda ham ko'p hikmatli so'zlari bor. Vaqtni tejash maqsadida birodarlar qisqaroq qilishga majburmiz. Imom Navoiy aytadi. Mana endi u kishi haqida o'sha zamonda va undan keyingi davrda yashagan ummatni eng ko'zga ko'rgan kishilarini Abdul Qodir Jiloniy haqida aytgan so'zini keltiramiz. Imom Navoiy aytadi. Abdul Qodir Jiloniy go'zal sifatlar egasi edi. Axloqi sharif, odob va muruati komil, tavozuli, doim ochiq yuzli, aqli va ilmi serob, shariat so'ziga va hukmiga qattiq itoatlik, ilm ahllarini ulug'lovchi, din va sunnat egalarini ikrom qiluvchi, havo va bidat egalarini yomon ko'ruvchi, haq toliblarga muhabbatli va doimiy suratda nafsini mujohadasi bilan mashg'ul edi. Allohning hududlari buzilishiga qattiq qarshi turar edi. Yana sahovatli, karim inson edi. Imom Navaviyni berayotgan ta'rifi. Imom Navaviyni so'zini xulosa qilib aytsak, o'zini zamonida unga o'xshagan boshqa bir kishi yo'q edi deb aytadi. Abul Hasan Nadaviy Rijolul Fikri va Da'va kitobida shunday deydi. Bizda da'vat bilan, ruhoniyat bilan shug'ullanayotgan odamni qarasang, ilm bilan umuman ishi yo'q. Endi ilim bilan, arab tilini bilan, aqida bilan, hadis bilan shug'ullanayotgan odam qarasang, ruhoniyat bilan ishi yo'q. Qurib ketgan mat. Gapiraveradi, ko'ziga yosh kelmaydi. Abul Hasan Nadaviyni so'ziga quloq solamiz. Rijolul Fikri va Da'va kitobida aytadi. Abdul Qodir Jiloniyning vaz, irshod bilan, nafslar tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lishi ilm tarqatish va ilm o'rgatishdan, sunnatga yordam berishdan, sog'lom aqidani tarqatishdan va bid'atlarga qarshi kurashishdan to'sib qo'ymadi. Ruhoniyat bilan shug'ullangani ilm ma'rifatdan to'smadi deb aytibdi. Mana da'vatda yuradigan ukalarimiz bor. Ruhoniyat zo'r. Kechalarda tahajjud, nafil ro'zalar, zikr, Qur'on tilovati, lekin ilm bilan ishi yo'qda ko'pchiligini. Akalar kim da'vatga qarshi bo'lsa, bu odam juda bir qattiq adashadi. Hammamiz da'vatchi bo'lishimiz kerak. Faqat biz aytadigan narsa ilm ustiga qurilgan da'vat bo'lsin. İlim üstüge kurulgan davat bo'lsin. İlimge targ'ib qilamiz. Endi ilim bilan shug'ullanayotganlarni ruhoniyati bilan ham shug'ullansin deb tavsiya qilamiz. Toki quruq bo'lib qolmaylik, kitob bo'lib qolmaylik biz. Aqida va uning furu'larida Imom Ahmadga va avvalgi muhaddislarga tobe edi. Ibn Taymiya rahmatullohi alayh Sufilerinin uluğ imamları Abdul Qodir Jiloniy ve Cüneyt'ni maktab mana şu haqiqi tasavvuf deganidir. Mana İbn Taymiyye'ne bir sözünü keltiramiz birodarlar. U kishi aytgan ekan Abdul Qodir Jiloniy haqida. Abdul Qodir Jiloniy shariatga itoat qilishga da'vatda amr va nahida o'z zamonasining eng uluğ shayxlaridan edi. İbn Taymiyye bu kishini ilmini, martabasini nima qilyapti? Maqtayapti. İmam Zahabi aytadi. Shayx Abdul Qodir Jiloniy imom, olim, zohid, orif, shayxul islom va musulmonlar uchun ibrat edi. Ibn Rajab Hanbali aytadi. Abdul Qodir ibn Abi Solih Jili, Summal Bag'dodiy, zohid, shayxul asr va qudratul orifin, qudvatul orifin, sultonul mashoyix va sayyidu ahli tariqa. Tarjima qilamiz. U kishi zohid özünün asrının şeyhi, oriflarning oriflarga ibrat bo'lgan kishi, mashoyixlarning sultoni ve tariqat ahlining sayyidlaridan edi. Akalar kimlar guvohlik beryapti bu kishiga?
ümmetin en ulu alimleri, en közge körüngen kişiler. Çünkü tasavvuf hakkında, sofili hakkında, eğer çala çılpın malumatımız kellemizde bugün olsa, sofiliyi yaman da düşünmeyelik. Elbette bunu aynı gen görünüşleri yan var, lakin aslı kitab-ı sünnetke asaslanan sofili bugün adı. Demek, buradalar, fakat yine alimler, fakihler mez, tasavvuf egeleri hem ümmetke peşiva buluşu mümkün eken. Abdülkadir Jilani özünü âli nesabı bilen, çukur ilmi ve âli ruhaniyeti bilen ümmetke ülken ibret buldu. Abdülkadir Jilani özünün şahsiyeti de bize etken tavazınını payda kıldı. İlim marifat hem özün onunla da, ruhaniyet hem özün onunla da. Öz zamanasının en peşkadam alimi hem de ruhaniyeti âli derecede bulgen insanıdır. Biz arzu kılamız, biz hohleyimiz, biz ümit kılamız. İlim mahallarından, özlerini, kalplerini, imaniyet ve hak tasavvuf bilen tertipke keltirişlerini. Eğer şimdi kısa ne kadar güzel bularıdır. Yani hohleyimiz, tasavvuf ahıllarından ise özlerinin tasavvuflarını sahih dalil, müstahkem ilim üstüge ve bidatlardan uzak buluş asasıya kuruşlarını. Eğer şimdi kısa ne kadar zor bularıdır. Abdülkadir Jilani buradalar, mana şu nesalarını özünü şahsiyete cemleyip, ümmetki ibrat bulgen kişilerden edin. Allah subhanahu wa ta'ala ibrat alıp, onlarla iktidaklı işini barçamızda nasip etken bulsun. Akulu kavli hada, ve astagfirullah li ve lakum, assalamu